o yok. Biz şike yapmadık. Bunu söylüyoruz. Ta birinci gün. Vatana gittiğimiz gün söyledik. Hapishanede söyledik. Mahkemelerde söyledik. Silivri'de söyledik. Metris'te söyledik. Sivas maçında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ile o kulübün yönetimindeki İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun bir kulübün başkanına para verdiğini söylüyorsunuz. Kapı beklediğinizi söylüyorsunuz. Suçüstü yapmıyorsunuz. Zerre delil elde etmiyorsunuz. Para elde etmiyorsunuz. Anlaşma elde etmiyorsunuz. Yalnızca forma aşkı nedeniyle binlerce Galatasaraylı Trabzonsporlu'nun da gidip bu şike meselesiyle ilgili buralara mektuplar, telgraflar yazdığını. Oradaki bitirirken de şunu söyledim. Savcılar firarda, polisler hapiste, Fenerbahçe Cumhuriyeti her şeye rağmen dimdik ayakta. Kalleşlikler ve kalleşler hiçbir zaman unutulmayacak. İki kişinin adını vermek istiyorum. Bu arada birisi Aziz Yıldırım. Petronun karşısına ilk Fenerbahçe taraftan çıktı. 50 bin kişinin evet. Köprüye yürüdü. Ben bir Galatasaraylı olarak onlara hakkını teslim edeyim. Ben o cadde... Bu süreçten sonra otobüsleri taşlandı, kurşunlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe futbolcuları küfürler edildi. İşte Volkan Demirel, Emre Belezoğlu bunları yaşadılar o dönemde. Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli olmayanlar. Yani bir blok oluştu Fenerbahçe'nin karşısında. Şike davası sürecinde Fenerbahçe taraftarı bir tarih yazdı. Bunun da altını çizmemiz lazım. Öyle bir tarih yazdı ki aslında Türkiye'deki çok kurum ve kuruluş bu Fenerbahçe taraftarının yazdığı tarihten ders çıkartması lazım. Bunu da söylemek... Birçok kurum ve kuruluşun yapamadığını... Geride kaldılar. Yapamadığını geride kaldılar. Geride kaldılar. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı... Bu acı bitecek. Lazım. Bu kutlu bir yürüyüştür. Evet. Zor bir yoldur. Peki. Esasında şunu da söyleyip bitireyim. Hadi bir cümle alayım. Bu yapının, bu hukuka aykırı yapının çarptığı ilk duvar Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarıdır. Bu süreçte dik duran, gerçek mücadele yapan... Her bu ikramı başkanından son taraftarına Fenerbahçe inanılmaz bir tarihi bir direniş gösterdi. Evet, direniş. Orada birinin hakkını, bir grubun hakkını vermek lazım. Yani bu tozu dumana katarak geliyorum diye bağıra bağıra gelen Fethullahçı örgütlenmenin karşısına ilk çıkan grup kimdir? Kim? Sarı lacivert bir duvara toslamışlardı bunları. Onun hakkını verelim. Bu tamamen bir operasyondur. Sakın tuzağa düşme. Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir şey yok dedim. Bunun sonunda hiçbir şey çıkmayacak dedim. Göreceğiz hep beraber.